Bunlar hep sonradan çıkmış. Şimdi erkek erkek dedi, mezhepleri var yani onların. İş sıkıntıya düşünce. Alıyor musun şimdi? Peki. Şimdi baştan mı alalım? Baştan mı alalım? Yok ya, o kısmı sadece. Yani o kısmı şerini baştan alalım ki kayıp kalmıyor. Buna internetten yayınlayacağız. Şimdi İstanbul 330 yılında kurulmuş devlet, Bizans devleti Hristiyanlığı 380 yılında ancak kabul etti. Kabul edince de şimdi İstanbul'a da bir din adamı lazım haliyle, bir psikopos var. Bu Ereğli'ye bağlı, o da Efes'e bağlı, oradan da Antakya'ya bağlı. Bu şekilde. İmparator 381 yılında burada bir konsil topluyor İstanbul'da. Diyor ki ya ayıptır. Yani bura başkent. Ben imparatorum. İmparatorun en büyük din adamı 15. sırada protokolde. Bu olmaz böyle şey. Bunu patrik yapalım diyorlar. Vatikan delegeleri var konsilde. Antakya Kilisesi'nin patriği ve delegeleri var. İskenderiye Kilisesi'nin patrik ve delegeleri var. Vatikan kabul etmiyor. Konsili terk edip gidiyorlar. Hala da 381 İstanbul Konsili'ni Vatikan gayrimeşru sayıyor. Kabul etmiyor. İşte Papa'nın buraya gelişi bütün bunları çiğneme demektir. Ha. Gerçekten ben Papa'nın kitabını okumuş bundan bahsetmiyorum. Şimdi Antakya ve İskenderiye patrikleri bunu imzalıyorlar imparatorun baskıları sonucunda. Üzerinden 1627 sene geçmiş, iki kilisenin her pazar günü tüm kiliselerinde ayin sırasında bu iki patriklerine lanet okuyorlar. Hala devam ediyor bu. Yani bu onlara, o bunlara. Öyle mi? Yani Antakya ile İskenderiye patrikleri bunu imzaladıkları için buranın patrikhane olmasını, kendi kiliseleri kendi patriklerine lanet okuyorlar. Şimdi bu canlarını sıktı. 431 yılında Efes'te bir konsil toplanınca, o zaman İstanbul Patriği meşhur Nastorius'tu. İskenderiye Patriği Kurilos o konsilin başkanlığını yaptı ve Nastorius'u afaroz etti, kiliseden attı. Bu imparatora bir mesajdı. Sen orayı patrikhane yapıyorsun. Ha? Aha, böyle yaparım. Oraya patrik olarak da atadığı kişi kendi özel kalem müdürü Dioskoros. Öyle bir üst düzey ruhani falan da değil. Bununla da imparatora vücut diliyle, beden diliyle ikinci hakareti yaptı. İmparatorun gıkı çıkmadı buna. Atadı oraya. Şimdi kendi şeyi atadığı patrik bir müddet sonra öldü. Şey de öldü. Kurilos da öldü. 449'da bir konsil daha toplandı. O arada imparator Flavian'ı atamıştı şey olarak. 449'da Efes'te ikinci Efes konsili toplandı. O Flavian'ı da afaroz etti. İskenderiye patriği. O da kendi özel kalem müdürünü atadı buraya patrik olarak. Böyle de mesaj veriyorlar. Bu başkentin İzzet-i nefsini, onurunu, şeyini perişan etti yani. Hem siyasi dünyada hem din dünyasında Dioskoros imparatora meydan okuyor. İmparatorun gıkı çıkmıyor. İmparator 2. Teodosius da dindar bir adam. Yani biraz doğu yüzden ses çıkaramıyor. Bunlar Allah'ın arkadaşı ya diyor, bana bir şey olur diye. 450 yılında imparator bir av esnasında attan düşüp ölüyor. Şimdi başkent bürokrasisi harekete geçiyor. Bu iki kiliseden nasıl intikam alalım? Teodosius'un şeyi yok. Çocukları yok. Bu taht kime kalacak? Kız kardeşi var. Fakat bir komutan var bu bürokrasiyle beraber, Markian kendisi. Adı Markianus.
bu Doğu kiliselerine düşman bir adam. Bu adamı imparator edelim de nasıl edelim? Tahta bir meşruiyet lazım şimdi bunun. Hiç Teodosius'la bağlantısı yok. Bir damat mamat olsa, ulan bir kız kardeşi var, onu da rahibe etmişler. Bakın. Bizans sisteminde imparatorlar dayı tarafından bir şey oluşmasın. İşte damatlar tarafından bir şey oluşmasın diye kız kardeşlerini rahibe yaparlardı. Yani bu mecburi bir yapımdı. Get rahibe olur. Pulkarya, Teodosius'un kız kardeşi, bir tek o var hayatta. Tahtla ancak meşruiyet ondan sağlam, o da rahibe. Gel diyorlar Markianus'la evlen, Markianus tahta geçsin, imparator olsun. Ya nasıl olur, ben rahibeyim diyorlar. Başkent, din adamları hepsi toplanıyorlar. Biz onu çözeriz diyorlar. Ya nasıl çözersiniz? Biz böyle öğrettiniz bize. Bütün Hristiyan alemine bir tamim çıkarırız. Her mümin 3 gün senin için oruç tutsun. 3 gün kiliselerde tövbe ayini düzenleriz. Sen affolur. Pulkarya geliyor, Markianus'la evleniyor. Markianus tahta geçiyor. 451'de Kadıköy'de hemen bir ökümenlik konsil topluyor. Bütün Hristiyan alemi geliyor oraya. İskenderiye Patriği'ni tutuklatıyor. Bir mücrim gibi yargılıyor. Afaruz edip sürüyor o Orta Asya steplerine. Diğerleri korkuyorlar. Şimdi ökümenik statü verilecek. Fakat o apostolik köken kriteri yok. Yani bir havari tarafından kurulma. Ona da imparator diyor ki, Anatolius, kalk anlat. O diyor ki, işte geçen gün diyor, bir rüya gördüm diyor. Aziz Andrev diyor, rüyama girmişti diyor. Bana dedi ki, evladım bana eziyet ediyorlar. Uyandım diyor böyle, kan ter içerisinde, bir kabustu, saatlerce aklım başıma gelmedi, ne oluyor diye. Sonra yorgunluktan tekrar uyanmışım, uyumuşum. Baktım tekrar rüyama girdi. Saçlarımı okşadı, korkma. Ben dedi, İsa Mesih'in misyonunu bütün dünyaya yaymak için Kudüs'ten çıktım. Pontus, Sinop kanalıyla Bizantin'e geldim. O zaman bu İstanbul'un yerinde bir köy var. Adı Bizantin. Bu tarihçiler 18. yüzyılda o köye ithafen Doğu Roma'ya Bizans İmparatorluğu dediler. De geldim burada, hastalandım ve öldüm. Beni buraya gömdüler. Ancak bu şehir kurulduktan sonra burayı çöplük yaptılar. Mezarım kaybolmuş, üzerime çöp döküyorlar. Ben o yüzden çok ızdırap çekiyorum. Tekrar uyandım diyor. Hemen 2 tane rahibi aldım, koştum gittim oraya. O çöplüğü temizledik. Hakikaten altından bir mezar çıktı. Mezarı açtık diyor. Mezarında uzanmış vaziyetteydi. Şu gördüğünüz asa var ya bu. Bu Aziz Andrev'in asası işte. O mezardan çıktı. Şu gördüğünüz haç, bu da Aziz Andrev'in haçıydı. Çenede İncil çıkarıyor. İşte bu İncil. Onun kolları arasındaydı. Onun İncil'i diyor. O sırada tabii salonda bulunan delegasyon fıs 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 atıyor diyor. Atıyor deyince imparator, itiraz olan var mı? Yok. Yok, itiraz olan yok. Bakla kabul ettim. İmzalıyorlar. İmzalıyorlar. Ondan sonra tam 200 sene devam eden katliam dönemi işte başlıyor. Bütün Doğu dünyası ayağa kalkıyor. Bu kararı kabul etmiyorlar. Papa Leo, 1. Leo, Hristiyanlık tarihinde büyük lakabıyla anılan tek papadır. Büyük Leo'dur. Toms diye bir eser yazıyor. Bu eser 1551 yıldır Katolik Kilisesi'nin anayasasıdır. Bu eserin özelliği şudur.
hem bu ökümenik statüyü tenkit ediyor, bir numara olduğunu, bunun kitabı mukaddese aykırı olduğunu, kutsal kilise babalarının görüşlerine aykırı olduğunu, kilise geleneğine aykırı olduğunu onu şey ediyor, irdeliyor o kitapta, onun üzerine yazmış. İmparatora, imparatoriçeye ve tüm ruhani din adamlarına, psikopos olanlara da gönderiyor. Ta Hindistan'a kadar da gönderiyor bu kitabı. Katolik kilisesi bunu anayasa kabul etmiş. Oradaki maddelerden biri de şudur. Diyor ki, bir Katolik, bir Ortodoks kilisesinin eşiğinden ayağını içeri atarsa dinden çıkar. Afarız olur. O zaman Papa dinden çıktı. Yani Papa, Katolik kilisesinin 1500 yıllık anayasası kabul edilen kuralları buraya gelip Aziz Andrev yurtusuna katılmakla çiğnedi geçti. Hepsinden yok etti yani. Ya buna soruyor mu İtaş'a? Amerika. Şimdi bu 451 konsilinden sonra da konsiller var yine. 508'de konsil var, 470'li yıllarda var, 550'li yıllarda var. Bu sefer diğer kiliseler bu İstanbul Kilisesi'ni hep sıkıştırıyorlar. Bir şey olunca ya onu bırak da şu Andrev rüyasını anlatın bakalım. Ve o 200 sene bu Fener Patrikhanesi'nin hep mahcubiyet nedeni olmuştur. Yani bu konsillerde ayıptır, daha yüzümüze vurmayın canım. Anatolius bir yalan uydurdu yani, yeter ne yapalım yani, söyledi şu etti bu etti. Şeyin Papa'nın 30 Kasım'da yani devletin orada yaptığı yanlış şu oldu. Patrik 2004 yılının Aralık ayında Vatikan'a gitti. Orada bazı kutsal emanetler kendisine verildi. Bu kutsal emanet dedikleri bir iki haç arsa, bir de birkaç parça kemik. Batılıların John Chrysostom dedikleri meşhur bir İstanbul patriği, altın ağızlı Yuhanna diye Arap aleminde bilinir. Yuhanna de Femo Zehbo, Süryaniler öyle diyorlar. Bu 1204 yılında Latinlerin İstanbul'u işgali sırasında götürmüşler onları. Ayasofya'yı falan soymuşlardı. Hatta Ayasofya'da bu Ortodoksları şey etmek için, aşağılamak için patriğin o vaaz verdiği kısımda dansöz oynattılar. Patrik kıyafeti giydirdiler. Patriği dansöz yaptılar. Böyle hakaretler de yaptılar. Yani birbirlerine şeylerine. Ve 1054'ten bu yanı da bütün şeyleri yoktu. İlişkileri hiç yoktu. Hiç olmadı. Hiçbir araya gelmediler. İlk defa o Başkan Truman döneminde İnönü'ye telefon ettirilip Maximianus burada görevde de alınıp Atanasius, Atanagoras gönderildiğinde buraya Papa 6. Pol 67 yılında Temmuz ayında o geldi, bir merhabalaştılar. Sonra Papa Jean Paul 79'da geldi. Fakat Aziz Andrev ayinine katılmadı. Oraya katılmak demek Aziz Andrev'in burayı kurmuş olduğunu onaylamak ve haliyle ökümenik olduğunu kabul etmek demekti. Onu da bu Papa gerçekleştirdi. O ayin bitmeden daha yani 2 saat 40 dakika sürdü o ayin. Ayin sonuna ermeden Avrupa Parlamentosu Başkanı bir açıklama yaptı. 22 Ocak'ta Ökümenik Patrik 1. Bartolomeus Avrupa Parlamentosu'na hitap edecektir diye dünya basınında bir haber hemen uçurdular. Ve önündeki en büyük tehlike şey Fener Patrikhanesi'nin ökümenikliğin biri Vatikan'ın bunu kabule yanaşmamasıydı. İşte bu Papa döneminde bu kabul etti. Önde bir tek engel kaldı. Siyasi engel. Türkiye'nin bunu kabul etmesi.
Yani şimdi 400 milyar dolara yakın dış borcu olan bir ülke. Yani bu kadar dış sıkıntısı, içeride etnik çatışması vesaire. Türkiye buna ne kadar dayanacak? Bir 10-15 yıl içerisinde zannediyorum Türkiye de bunu kabul etmek zorunda kalacak. Hocam, kabul ettiğimizde kayıtlarımız veya kazancımız var. Şimdi tabii hadiseye çok yönlü bakanlar var. Birileri diyorlar ki bu bir şanstır diyorlar. Yani ökümenik bir patriğin Türkiye'de oluşu, tüm Ortodoks aleminin dini lideri, lobi çalışmalarında, ticarette, şurada, burada, patriğin bu gücünden, Türkiye Cumhuriyeti pasaport taşıyan bir patriğin bu gücünden Türkiye yararlanır diyorlar. Görüntü itibariyle doğru. Ancak bu bir bıçak. Türkiye, Almanya gibi ekonomisi güçlü bir ülke olsa ben de bu silahı Türkiye'nin çok iyi kullanacağını ve faydalı olacağını düşünüyorum. Ama zayıf bir Türkiye'nin elinde bu bir güçlü el bombasını 5 yaşındaki çocuğa ver. Orasını kurcalar, burasını kurcalar, elinde patlatır. Bu Türkiye için çok büyük bir sıkıntıdır. Ya bu şeye benziyor, bir aşı yapıyorsunuz, vücut zayıfsa hastalığı kapar. Ha, tabii hastalığı kapar yani. Ama şimdi, kuvvetliyse şimdi verdiniz o statüyü, zaten Dünya Kiliseler Birliği'nin kurucusudur Fener Patrikhanesi. 1912'de bizim ahmak iddiatçılar kurdurdular onu. Ökümenik statü aldığı anda oranın başkanı olacaktır. Artık bu küresel bir güçtür. İki, şimdi bizim Almanya'da dini ateşemiz var. Bizim Fransa'da dini ateşemiz var. Niye orada bizim vatandaşlarımız var? Şimdi Kanada'nın Ortodoks vatandaşı var. Yarın şuraya bir dini ateşelik açacak mı? Açar. Arjantin'de Ortodoks var. Açacak mı? Açacak. 70 tane dini ateşeliğin açıldığını düşünün. Sizin yasalarınız artık küresel bir güç olan bu patriği yargılayamaz. Elindeki gayrimenkulleri de hallettiği anda bir Ortodoks Vatikan İstanbul'da kuruldu demektir bu. Bu İstanbul'u tehlikeye sokar. Hristiyan yasasının iki başlı buluşma masasından ne getirir ne getirir? Bir şey getirmez yani. Vatikan bir noktadan idare ediliyor. Ortodokslar 40 parça. Amerika projesi zaten. Ortodoksları da Fener Patrikhanesi'nin şemsiyesi altında toplarsam diyor, derdi Rusya'yı kontrol etmek zaten. Bir daha ikinci bir süper güç olmasını engellemek, çift başlı dünya olmasın. Rusya'nın tepki duymasının sebebi bu. Türkiye tepki veremiyor, Rusya veriyor. Rusya bildiği için bunu veriyor. Bu konuyla ilgili TAS Ajansı benden 3-4 sefer mülakat yaptı, röportaj yaptı. Yani ya bütün dünyada yayınladı. Bu anda Bartolomeos'un en büyük düşmanı Alex'tir. Rus patriğidir. Putin de işin çok farkında. Bizimkiler çok farkında değiller. Ya da farkında olacak bir şeyleri yok. Ha, o da var. Peki şimdi şeyi soracağım. Efendim? Yunanistan'a gittiği zaman oradaki papazlar da kabul etmiyor. Şunun için kabul etmiyorlar. O iç çekişmedir. Şimdi bu hükmenlik olduğu anda ona bağlanacaklar mecburen. Bu işlerine gelmiyor. Yani küçük olsun benim olsun hesabı var o işin içerisinde. Bartolomeos'a en büyük düşmanlar zaten Yunan Kilisesi'nin ruhbanları. Bu Süryaniler şimdi konuyu tekrar şeye getireyim. Akideye. Süryaniler zahitlerini hangi konumda görüyorlar şey, manevi olarak? Ya da rahipler kendilerini nasıl anlatıyor? Şimdi biz onların yani Hristiyan dünyasının tümünün o ruhbanlarının yazdığı kitaplara baktığımız zaman ilim yok onlarda zaten. Yani mesela bir
kelam ilmi onlarda yok. Bir tefsir ilmi yok. Fıkıh zaten yok. Yani Kur'an, şeriat falan yok. İş hep keramet diyelim. Hep onu gösterme. Bu nedenle yüzyıllarca tıp Hristiyan dünyasında fiilen yasaktır kilise tarafından da. Yani el koyarak iyileştir. Öyle ot mottan falan şundan bundan uğraşma. İsa çünkü el koyarak iyileştirmiştir, şey etmiştir diyorlar. Hatta 1850 yılında şeyde Fransa'da bir jeoloji kongresini Vatikan iptal ettirdi. Jeoloji 1850 çok değil 150 sene önce. Jeologlar gelecekler orada. Bu fosil diyecekler 30 bin yıllık. Bu diyecekler şey mi yok? Kitap mukaddes 6 bin sene işte 6 bin yaşında olduğunu söylüyor dünyanın. Siz ne söylüyorsunuz? Oraya ters düşüyor diye Vatikan onu şey etmiştir. Yani o kitaplarda yer alan o mucizeleri okuduğunuz zaman siz Müslümanlıktaki o hurafeleri, bizim o şeyhlerin uçuşlarını, bilmem nelerini çok basit görürsünüz. Abi. Böyle çocuk oyuncağı gibi geliyor. Motor yani. Sayısı fazla. Çok fazla. Hem çok büyük işler yapıyorlar. Şey, çok amatör hem de yani. Ve hep bunlara inanıyorlar. Yani inanç sistemi böyle. O ruhban eğitimi, beyin yıkama eğitimidir zaten. Kendi zamanındaki ruhanileri öyle şey görmüyor. Çünkü bakıyor ki o da yemek yiyor. O da şey diyor. Mesela o sütuncülerden kısaca bahsettim. Morşem on Antaki'nin o direğin üzerinde 17 yıl hiçbir şey yemeden, içmeden, uyumadan böyle durduğunu yazıyorlar ve buna hepsi inanıyor. Yani 17 yıl. Onun için Tanrı oldu. Şimdi yani bu bir aziz. Biz şeyde Rusya'da gitmiştik ya Cüneyt Bey, neydi? Segiye miydi? Segiye'ydi değil mi? O şey Ortodoksların merkezi. Moskova'dan 200 kilometre kuzeydeydi. Şimdi orada bundan bir süre önce ölmüş olan bir patrikleri aziz olmuş. O kilisenin bir yerine gömmüşler. Millet kuyruktaydı. Onlar sıra kuyrukla ziyaret ediyorlar. Ömer Bey de kuyruğa girdi. Bizim bir arkadaş. Gitti. O da ziyaret etti. Geldi orada. Ziyaret edip ondan bir şeyler işte.